İğne dediğimiz beyin damarlarında tıkanmaya yol açan acil bir durumdur. Ve hasta bir anda bilincini kaybedebilir. Herhangi bir tarafında, kollarında, bacaklarında kuvvet kaybı ya da tamamen işlevsiz hale gelebilir. Ya da konuşması bozulabilir. Tamamen konuşamama ya da konuşmasının anlaşılamaması gibi bir durumdan bilinç kaybına kadar uzanan geniş bir semptom ya da bulgularla ortaya çıkabilir. İnme bir acil tedavisi vardır. Bir de inmede önleyici tedaviler vardır. Acil tedavide özellikle inme olgularında ilk 3 saatte mutlaka hastaneye ulaştırılmalı ve hastaneye ulaştırıldıktan sonra bunlar da çoğunlukla inmeye yol açan damar darlık ya da tıkanıklığı ortaya konduktan sonra bunun altta yatan nedenine bağlı olarak direkt damardan pıhtı eritici ilaçlar verilebildiği gibi girişimsel radyoloji olarak da biz eğer damar darlık ve tıkanıklığı büyük damarlarda ise bütün bu damarların içerisinde yeni anjiyografi tekniği kullanarak damar içerisine girilerek o darlık tıkanıklık ya ilaçlarla pıhtı eritici ilaçlarla tamamen o pıhtı eritilebildiği gibi kimi zaman pıhtıyı mekanik olarak o damardan çıkarıp dışarı almamızı sağlayan açılıp kapanabilir stent tekniklerini de uygulayabilmekteyiz. Bunlarla biz acil tedavileri yapıp hastayı gerçekten tamamen bakıma muhtaç ve iş gücü kaybına yol açacak duruma gelmekten koruyabiliyoruz. Burada son derece önemli nokta şu, inme bulguları ortaya çıktığı zaman zaman kaybetmeden çok hızlı bir şekilde mutlaka hastaneye ulaşmak ve inme merkezlerine mutlaka hastayı götürmek gerekiyor ki hasta zaman kaybetmesin. Kimi zaman damarın durumuna ve damarın yerine göre de biz bu tedavileri 6 saate 8 saate kadar da uygulayabiliyoruz. Bir de inmede önleyici tedaviler var. Önleyici tedaviler kimi zaman çok daha önceden uyarı vermeye başlıyor. Hastada zaman zaman geçici kuvvet kayıpları olabiliyor, geçici konuşması bozulabiliyor. Ya da hasta rutin bir kontrol sırasında boyundaki damarlarda darlıklar gelişmeye başlıyor. İşte boyundaki darlıkların da tedavi edilmesi inmede önleyici tedavilerin başında gelmektedir. Şah damarı dediğimiz boyundaki damarlarda eğer rutin kontrolde ya da herhangi bir şekilde geçici semptomları olan hastada Doppler'le basit bir şekilde Doppler ultrasonografiyle burada darlık ve tıkanıklık darlık saptanırsa bu darlıkların hızlıca MR ya da BT anjiyografiyle doğrulanması gerekiyor. BT ya da MR anjiyografiyle doğrulandıktan sonra biz bunların yine tedavisini stent yerleştirerek yapıyoruz. Karotis dediğimiz bu şah damarındaki darlık ve tıkanıkları stentle tamamen giderip burayı açtığımız takdirde hasta kalıcı felçten korunmuş oluyor. Onun için karotislerdeki şah damarındaki darlıkların mutlaka ihmal edilmeden takip edilmesi, eğer bu kritik düzeye ulaştığı zaman da bunların mutlaka stentle açıklığının sağlanması gerekmektedir.